Şimdi söz sırası Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'ta. Buyurun Sayın Öztunç. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin çok ciddi sorunları var. Bakın, personelin özlük hakları ciddi bir problem. Personelin çalışma saatleri ciddi bir problem. Seçim meydanlarında 3600 ek gösterge konusunda her gittiğiniz yerde vaatlerde bulundunuz. Siz değerli milletvekilleri, sizler söylediniz. Sayın Bakanım, siz söylediniz. Sayın Genel Başkanınız söyledi. 3600 halledeceğiz dediniz. Polisleri umutlandırdınız. Ama seçim bitti, oyları aldınız. Ankara'ya geldiniz, bu koltuklara oturdunuz, saraya oturdunuz. Polisleri unuttunuz. Yazıktır, günahtır. 3600 konusunda verdiğiniz sözü tutmaya davet ediyoruz size. Polisler, emniyet teşkilatı sadece ülke güvenliğinin değil, aynı zamanda asayişin de kontrolünü yapan insanlardır. Eğer onlar rahat çalışırlarsa bizler rahat hayatımızı sürdürürüz. Emniyet Genel Müdürlüğü bir yandan terörle mücadele ediyor, bir yandan da Emniyet Genel Müdürlüğü teröre bulaşmış. Bakın rakam vereceğim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, daha doğrusu İçişleri Bakanlığı'nın kadrolarının içerisinde %10 rakam. Bugün dağıtılan kitapçıkta var. 43.648 kişi İçişleri Bakanlığı'ndan FETÖ nedeniyle ihraç edilmiş. Sayın Bakan, bu 43.648 kişinin bakanlığa alınmasında kimin imzası var? Bu Fethullahçıları bu bakanlığa kim aldı? 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. 16 yıldır yöneten, ülkeyi yönetenler mi aldı bunu? Bakın, bir öneri. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde arkadaşlar, polislerin 1/4'ü, %27.7'si, resmi rakamlar, %27.7'si asli görevi dışında çalıştırılıyor, çalışıyor. Terör tazminatından yararlanıyor, o parayı alıyor. Bir yandan beline silah takıp gidip asayişi, güvenliği sağlayan, terörle mücadele eden polis ile kantinde görev yapan polis aynı maaşı alıyor, aynı haklardan yararlanıyor. 152 sosyal tesiste görevli 3589 personelin 2064'ü polis memuru. 165 kantindeki çalışanın 689'u polis memuru. 4 kreş ve gündüz bakım evinde çalışan 34 personelin 18'i yine polis memuru. Bunlar diğer polislerle aynı hakları alıyorlar. Oysa bunların yerine sivil memur çalıştırılsa hem devlet kâr edecek, hem de bu polisler de diğer arkadaşları gibi gidip görevlerini yapacaklar. Nasıl efendim? Şu anda alıyorlar. Kamu, hayır efendim, hemen kamu denetçiliği kurumunun resmi raporu. Sayın Genel Müdür öyle yazıyor. Bakın, benim Ekinözü ilçemden hemşerim Mehdi Uzun, İstanbul'da polis memuru. İzinli olduğu gün bir hırsızlık vakasına denk geliyor. Polis olmanın sorumluluğu içerisinde hırsıza müdahale ediyor, bıçaklanıyor, şehit oluyor değil mi? Şehittir, öyle değil mi arkadaşlar? Ama şehit haklarından faydalanılmıyor. Yazık, günah değil mi? Ne yapacaktı yani polis memuru? Ben bugün izinliyim Sayın Bakanım, öyle mi diyecekti? Ben bugün izinliyim, ben müdahale etmeyeyim mi diyecekti polis memuru? Şu anda şehit haklarından faydalanmıyor. Bu konuda sizin özel ilginizi beklediğimizi iletmek istiyorum. Çağlayan Cerit'te, Fatih Mahallesi'nde 2 şehit var. Her 2 şehidin de ailelerin evlerine gittiğiniz zaman perişanlık, yolları yok. Gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bakın Sayın Sağlık Bakanımız, bugün çok şanslısınız. Çünkü İçişleri Bakanlığı'yla aynı bütçedesiniz. Yani Sayın İçişleri Bakanlığı'nın kendi kişisel durumu nedeniyle, Sayın Bakan'ın siyasetten gelen bir kimliğe sahip olması nedeniyle, polemiği sevmesi nedeniyle bütün oklar Sayın İçişleri Bakanı'nda. Sayın Sağlık Bakanımız, çok rahatsınız. İzin verirseniz birkaç laf etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Maraş'ın Elbistan diye bir ilçesi var. Özbekistan değil, Türkmenistan değil, Kazakistan değil, Elbistan. Orta Asya değil. Elbistan, Anadolu'da bir ilçe. Doktor yok. Sayın Bakanım, bir hastane yapıldı. Sayın Mahir Ünal buradan, bilmiyorum, kendisinin desteğiyle Allah razı olsun yaptırdı.
Ha bir yıl geçti, dökülmeye başladı hastane ama olsun, yine de yapıldı. Artık teknoloji şöyle değil Sayın Bakan. Hastaneye hasta girdiği zaman yeni hastane olduğu için o hasta iyileşir. Yok böyle bir şey. Doktor olması gerekiyor. Kadın doğum doktoru yok. Orada yaşayan insanlar kağıt üstünde 4 tane görülüyor Sayın Bakanım. Şimdi diyeceksiniz ki 4 tane doktor var. Ama hastanede doktor gerçekten yok arkadaşlar. Kağıt üstünde 4 doktor, hasta gidiyor, yok. Nöroloji uzmanı yok. Devlet hastanesinde uzman doktor yok. Tamamlayalım. Nurak devlet hastanesinde uzman doktor yok. Bu konularda özel ilginizi bekliyoruz. Bu ilçelerde yaşayan insanlar da bu ülkenin vatandaşları. Askerlik yapıyorlar, vergi veriyorlar. Her türlü devlete karşı olan bütün sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama maalesef doktor bulamıyorlar. Enerji Bakanı 2 gün önce burada dedi ki Avşin Elbistan Termik Santrali'nde özelleştirildi ama hiçbir işten çıkartılmayacak dedi. Söz veriyorum dedi. Asla böyle bir şey olmayacak dedi. Bakın Cuma günü 200'e yakın temizlikçi, güvenlikçi ve makinacı işten çıkartıldı. Çıkartılmışlar ve söylememişler taşeron işçiler. Firma söylememiş çıkartıldılar diye. Bugün diyorlar ki biz sizin işinize son verdik ama çalışmaya devam edin. Tekrar bakalım kadroyu alabiliriz. Bakın bu işlere yazıktır. Bu insanlara yazıktır. Kış günü bu insanları ekmeğinden etmeyin. Avşin Elbistan Termik Santrali işçilerine verdiğiniz sözü tutun. Bu insanların işsiz kalmasına lütfen sebep olmayın diyorum. Genel Kurulu saygı ve sevgiyle selamlıyorum.